Efendim herkese iyi akşam isterim. Ben Deniz Ali Ağan Pehlivan. Yaklaşık bir saat boyunca günü ve gündemi değerlendirmek adına hafta içi akşam üstü olduğu gibi bu akşam üstü de sizlerle birlikteyiz. Diyalog TV ekranlarında hoş geldiniz. Malum seçimler geride kaldı ve artık hükümet senaryoları ciddi bir şekilde tartışılmaya başladı. Henüz milletvekilleri Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını almadı. Henüz mecliste yemin töreni yapılmadı. Henüz Cumhurbaşkanı meclisteki yeni seçilen milletvekillerinden hükümeti kuracağına inandığı birine hükümeti kurma görevini vermedi. Ama sokakta vatandaş her dakika, her saniye bir hükümet kuruyor. Bakanlıklar dağıtılıyor, müdürlükler, müsteşarlıklar dağıtılıyor. İnanılmaz bir hükümet loto. Aynı geçen hafta seçim loto oynadığımız gibi. Şimdi de hükümet loto oynuyoruz. Kimisi UBP-CTP diyor, Halkın Partisi UBP var. UBP'nin dışında kaldığı senaryolar var ki bugün birçok gazetede, başta Diyalog Gazetesi olmak üzere bu manşetten verdi. Ulusal Birlik Partisi ve Yeni Doğuş'un dışındaki meclise girmeyi hak kazanan Cumhuriyetçilik Partisi, Halkın Partisi, TDP, DP'nin böyle bir koalisyona gidebileceği söylendi. CTP'de dün akşam sert tartışmalar vardı ama o tartışmaya rağmen UBP ile koalisyona red kararı çıktı. TDP'de bir toplantı vardı, oradan red çıktı ama TDP daha geniş bir toplantıyı hafta sonu yapmayı planlıyor. Halkın Partisi'nin Genel Başkanı Özersay bugün birazcık daha gerekçelerini açıkladı. O ilk anda UBP ile kurmayız diyen Özersay bugün ne olduysa UBP ile neden kurmayacağının gerekçelerini sosyal medyadan duyurdu. Ama şunu söyleyeyim. Biz de yıllardır bu işin içindeyiz. Siyasetçiler ne kadar siyasetin içindeyse biz de siyasetin o fırtınasının tam göbeğindeyiz. Dün bu ekranlardan demiştim. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden seçilen bir milletvekiliyle görüştüm. Kendisi Ulusal Birlik Partisi'yle hükümete çok yakın duruyor. Ve Tufan Eruman'ın açıklamalarına sert tepki gösteriyor demiştim. Bugün benzer bir konuyu Halkın Partisi'nden seçilen iki milletvekiliyle görüştüm. İkisi de Ulusal Birlik Partisi ile kapıların bu şekilde kapanmasına son derece tepkili. Bu konuda partinin oturup daha değerli toplu bir karar vermesinden yana olduklarını, bu konuda genel başkanla konuştuklarını, genel başkanı bu konuda ikna etmeye çalıştıklarını söyledi bana Halkın Partisi'nden yeni seçilen İki milletvekili ve Demokrat Parti, kilit parti, ister Ulusal Birlik Partisi hükümet olsun, ister Ulusal Birlik Partisi hükümet olsun. Demokrat Parti, kilit parti. Demokrat Parti bu akşam toplanıyor. Ama Demokrat Parti'de dün Genel Sekreter Afet Özcafer ne demişti? Ulusal Birlik Partisi ile koalisyona hayır demişti. Bugün sosyal medya hesabından sevgili Serkan'dan şimdi rica edelim o görüntüyü de ekranlara böyle bir versin. Televizyonun ekranlarına versin. Kenan Akın çok net açıklamalar yaptı ve bizatihi değil Genel Sekreteri Afet Özcafer'i neredeyse suçlayıcı açıklamalarda bulundu. Parti henüz bir karar almadı. Kimse partinin sözcüsü gibi davranmasın dedi. Demokrat Parti'nin içerisinde de Ulusal Birlik Partisi ile koalisyona devam edilebileceği yönde birçok Demokrat Partili milletvekili adayının bugün açıklamaları vardı. İşte Kenan Akın'ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı şimdi yönetmenim Serkan ekranlara taşıyor. 7 Ocak'ta halkımız düşüncesini sandığa taşıdı. Demokrat Parti mecliste 3 milletvekili temsiliyeti aldı. Partimizin sözcüsü genel başkanımızdır dedi. Yani Afet Hanım'a, partinin genel sekreterine bir göndermede bulundu. Dediğim gibi Demokrat Parti şu an için kilit parti konumunda ve Demokrat Parti'nin bu akşam alacağı kararlar son derece ama son derece önemli. Yine siyasetin içinden bir isimle bu akşamki bu canlı yayını birlikte götüreceğiz. Ulusal Birlik Partisi bir önceki seçimde, 2013 seçimlerinde Lefkoşa'da büyük bir hezimete uğramış ve sandıktan ancak %24
oy oranı çıkarabilmişti. Bu seçimde ise Lefkoşa'da Ulusal Birlik Partisi'nin oy oranı %36'yı aştı. Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa ilçe başkanı Sadık Gardiyanoğlu yine bu programda, bu canlı yayına bağlanarak aday olmayacağını, milletvekili adayı olmayacağını, partisinin iyi bir oy alabilmesi adına fedakarlık yapacağını ve seçimler için çalışacağını Kıbrıs Türk basınında ilk kez bu programda vermişti. Ve o Sadık Gardiyanoğlu %24'ten %36'ya başkent Lefkoşa'da Ulusal Birlik Partisi'nin oylarını çıkarttı ve söz verdiği üzere de seçimden sonra Diyalog TV ekranlarında bizlere konuk geldi. Sevgili Başkan, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Ağa. Uzun bir giriş yaptık. Ben de seni böyle şiir gibi dinler gibi dinledim. Şimdi insanlar merak ediyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Hepsini vermek istiyorum. Çünkü inanılmaz gelişmeler oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir kesim UBP'yle asla hükümet kurmam derken bir kesim hayır kurmalıyız diyor. Halkın Partisi'nde Kudret Özersay'ın açıklamaları varken bugün benim görüştüğüm iki milletvekili, Halkın Partisi'nden yeni seçilen iki milletvekili kesinlikle Ulusal Birlik Partisi ile hükümetin kurulamayacağı yönündeki açıklamalara inanmadıklarını, katılmadıklarını beyan ediyorlar. Az önce ekranlara taşıdım. Demokrat Parti bu akşam çok kritik bir toplantı yapıyor. TDP'de Cemal Özyiğit henüz kapıları tam net kapatmazken Lefkoşa Belediye Başkanı Harmancı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar var. Yani partilerin içi allem gallem gullem. Aynen böyle. Seninle bunları da konuşacağız ama tabii başlangıç noktası şu olması lazım. Önce bir seçimi değerlendirmek lazım. Bir pazar gününe geri dönmek lazım. Yayında söyledik. Sadık Gardiyanoğlu bu programa bağlanıp ilk kez aday olmayacağını burada biz canlı yayında paylaşmıştık. İşte oradan bu tarafa seçimler oldu. %24'ten %36'ya Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa'daki oy oranı çıktı. Bir kere buradan başlayalım. Sadık Gardiyanoğlu aday olmamakta ki kararını, bu sonuçları görünce nasıl değerlendirdi? Pişman oldu mu? Yoksa yaptığım doğru muydu dedi. Sevgili Alihan, milletvekili ilk önce konuk ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Bu arada bizi izleyen ve 7 Ocak seçiminde Ulusal Birlik Partisi'ne oy veren vermeyen tüm vatandaşlarımızı da çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederek başlamak isterim. Evet, ilk kez Diyalog TV ekranlarında aday olacağımı söyledim. Gerekçelerimi de partim için daha verimli çalışmakla ilgili zaman ayırmam gerektiğiyle ilgili bahsetmiştim. Ve bunun da meyvesini sevgili pehlivan aldık. Nasıl aldık? Neticeler ortaları %24'den %36'lara çıkan bir Lefkoşa. Evet, hiç milletvekili ah keşke aday olsaydım mıydım diye bir düşünce var mı? Kesinlikle olmadı. Çünkü aldığım kararı ekibimle beraber aldım, ailemle beraber aldım. Ben sonuçta bir dava adamıyım ve davaya inanan bir kişiyim ve bildiğim yolda da yürümeyi seven bir kişiyim. Gururlu muyum? Evet, gururluyum. Sonuçta 2,5 yıl önce Amiral Gemisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na seçildiğim günden beridir ekibimle beraber ne oturdum, ne dinlendim, ne de bir es verdim. Sürekli yollardaydık, sürekli örgütlerimizle iç içeydik, sürekli halkımızla iç içeydik. Ve ben bu 26 ay içerisinde yaklaşık olarak tam bir kayıt tutmamama rağmen yaklaşık olarak 550 tane özel ev ziyareti yaptığımı yaklaşık olarak hesaplamaktayım. Ve bunlar da bu 550 kişiler de Ulusal Birlik Partisi'ne daha önceki yıllarda gönül vermiş, destek vermiş, oy vermiş. Yani herhangi bir seçim tarihi konuşulmazken bile ben Lefkoşa ilçesini her an seçime hazırmış gibi tutmaya çalıştım ve bu benim için bir ciddi bir sınavdı ve aldığım kararın ne kadar doğru olduğunu gördüm. Yaptığım uygulamaların ne kadar doğru olduğunu gördüm. Aldığım stratejik kritik kararların ne kadar doğru olduğunu gördüm. Hatta öyle kritik kararlar parti içerisinde aldım ki kendi yönetimimi topladığımda arkadaşlara dedim bunun dedim bir siyasi olumsuzluğu varsa dedim tüm sorumluluğu dedim ben üzerime alıyorum. Eğer bir siyasi başarı varsa da hepimizin olsun dedim. Ve aldığım çok ciddi radikal kararlar vardı. Radikal kararların da meyvesini verdiğini 7 Ocak tarihinde gördük. Aldığınız radikal kararlar, şimdi bir tanesi mesela benim aklımda. Şöyle bir açıklama yaptınız ki bu birazcık parti içinde tepki de topladı. Milletvekili adaylarımızdan
herhangi birinin Karamoya gittiğini duyarsam gereğini yaparım dediniz. Yaptım da. Yaptınız mı seçimde? Tespit ettiniz mi? Yapıldı, tespit edildi. Gereken de yapıldı. Şu anda kendisi de zaten bunun da farkında zaten. Peki. İsim neyse. İsim vermiyorum yani. İsterseniz de vermem zaten. Ha, programdan sonra kulağına fısıldarım ayrı bir mesele ama şu var. Sevgili Alem beni iyi tanırsın, uzun yıldır tanırsın. Hiçbir zaman da aldığım karardan da inandığım, doğru olduğuna inandığım karardan da hiçbir zaman geri adım atmadım. Gün geldi bıçağı yumruğu vurdum. Gün geldi hata yaptıysam da hatamı fark ettikten sonra gidip özür dilemesini de bildim. Ve ne açıklama yaptıysam da hepsinin arkasında dimdik durdum. Durulmaya da devam edeceğim. Ben bugünden itibaren Ulusal Birlik Partisi'nin onursal lideri 3. Cumhurbaşkanı Sayın Erol'un bana bir hep her zaman bir nasihatı vardı. Ta gençlik kollarından gelen bir nasihattı bu. Sevgili Sadıklı Erdoğan, bir seçim biter. Ertesi günün sabah yeni bir seçimin ilk günüdür derdi. Ben bugün açıkçası Değirmenlik Bölgesi'ni ziyaret ettim. Örgütlerime gittim. Ve seçime hazır olun çağrısı yaptım. O bir gün daha kendi ilçe yönetimimi toplayacağım ve yine Ulusal Birlik Partisi Lefkoş ilçesini her an seçime, yani bu konsantrasyondan çıkmadan hükümet kuruluduydu, kurulmadıydı. Ben zaman kaybedecek biri değilim sevgili Alihan. Ve ben partimi yine olduğu gibi her an seçime hazır. Ama tek şunu söyleyeyim, Çita'yı ben yükseltiyorum bir ilçe başkanı olarak. Hatırlayın 1 Kasım tarihinde, sosyal medyamda vardır bu, 1 Kasım tarihinde ki paylaşımımda da bu görüleceği gibi, o zaman da söylemiştim. Ulusal Birlik Partisi %35'in üstünde Lefkoşa'da oy alacak. Biz o paylaşımı demiştim. Bulduk. Hakikat Gazetesi'nin de evet, bir röportaj evet. Ki aslında bizim televizyon programımızda da benzer bir açıklama yapmıştım. O günlerde yaptığımızda. Sevgili Serkan, getirelim hakikati ekranlara. Ne gündü? 1 Kasım. 1 Kasım. Tarihinde yaptım ben bu açıklamayı. Ve kaç koymuştunuz o zaman? %35 artı da Lefkoşa'dayız demiştim ben. %36 demek ki yani günün sonunda iyi bir siyasetçi. Sandıktan ne çıkacağını sandık kapanmadan önce bilen siyasetçidir. Dolayısıyla siz tahmininizi tutturdum. Artı son seçime girdiğimde son 10 gün kala tüm örgüt başkanlarıma şu talimatı verdim. Kıbrıs dilinde bir kelime vardı. Bir hissacık daha. Ben bunu cennetinden de söyledim. Sonra Tufan Meydanı'na duydum bu kelimeyi. Hissa. Son bir hissa diye. Şunu söylemiştim. Arkadaşlar 20-22 bantında olduğumuzu söylemiştim ben. Evet. %35'in üstünde. 1 Kasım 2017 tarihindeki Hakikat Gazetesi'nin tür manşetinde hemen şurada yukarıda gördüğünüz tarafta sevgili Sadık Gardianoğlu'nun seçim tahmini tutmuş gözüküyor. Örgütlerime de şunu dedim. Arkadaşlar dedim 20-22 bantındayız. Bir hisse daha. Biz dedim tek başına iktidara gelecek kadar da yakın çıkacağız dedim neticelere. Tabii ki bu 1 Kasım tarihli sevgili Alihan röportajım çıktığında ben bunu sosyal medyada paylaşıyordum. Ve birçok arkadaş, açık söyleyeyim, sol görüşlü arkadaş. İşte başkan sen ne kullanıyorsun, sen ne içiyorsun gibi. Ama ben hiçbir zaman dönüp bu arkadaşlara cevap vermeden benim cevabım sandıkta oldu. Ne kullanıyorsun? Bu arada hakikaten bir parfüm kokusu geliyor çok. Ne kullanıyorsun? Eşimin bana aldığı, onun tercih ettiği bir parfüm. Peki, Deliş Hanım'a da buradan selamlar. Ben her zaman eşimin tercihlerini planlı tutan bir kişiyim. Ona da buradan ben huzurlarınıza çok teşekkür ederim sevgili Alihan. 15 yıldır sabırla arkamda dimdik bir kale gibi duruyor. Ki herkes beni son bu 2,5 yılda önde görmeye başladı ama bunun evveliyatı vardı. Ben ilçe yönetim kurulu üyesiyken de gençlik kollarındayken de yine çok faalim ve eve hiç girmezdim. Yani sürekli olarak halkın içerisindeydim ve bunun da meyvelerini ben ilçemde gördüm ve çok mutlu oldum. Açık söyleyeyim. Bundan sonraki hedefim Lefkoşa'da %40 vardı. Peki. Gerçi dün bir paylaşım yaptım. Hedef şaşmış, hedef %60 dedim ama açık söyleyeyim. Tabii o iş mecazi anlamıydı ama benim şu andaki hedefim %40. %40 4 puan da arttırmak istiyorsunuz. Çok da zor bir şey olmaz. 4 ama, puan. Ama sevgili Alihan, Lefkoşa ilçesini seçim programı yaparsan bir gün ayrı irdelemen gerekir. Şu anda Lefkoşa tüm ilçeler turuncuya boyanmış durumdadır. Bakın, i̇şte aslında yok. Bakın. Ben şimdi sevgili Serkan'dan istedim. O geliyor Lefkoşa ilçesi seçim sonuçları. Gönyeli örneğin Cumhuriyetçi Türk Partili belediye başkanı tarafından yıllardır yönetilen ikinci veya üçüncü dönem. Üçüncü dönemidir. Aldım. Alayköy, yine CTP'li. Aldım. Değirmenlik. Aldım. Başka ilçe var mı Lefkoşa'ya bağlı? Akıncılar var. Akıncılar var. Akıncılar'da da 2013'e göre oylarımı ikiye katladım. Zaten 100 oy farkı vardı. Biz Akıncılar'ın sonucunu verdik. Hı hı. Yani 100 oyluk bir... Yok, eskiden de o şimdi 25-26 oyluk bir farkımız kaldı. 110'a galiba 75 gibi bir rakam öyle bir şeydi ben yani öyle çok bir, bitirdim. Fark kapanmış gözüküyor. Ve ben bu dönemde şunu söyleyeyim Lefkoşa
4 Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, 1 Toplumcu Demokrasi Partisi'nin belediyesi var. Ve en zor seçim her zaman Lefkoşa'da sevgili Erhan. Çünkü tüm sivil toplum örgütleri Lefkoşa'da. Tüm sendikalar Lefkoşa'da. Oy deposu. Ve bakın 4 Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, 1 Toplumcu Demokrasi Partisi'nin bu milletvekillerinin aldığı oylar. Ve çok zor bir seçim süreciydi. Ve şunu söyleyeyim. Herkes şunu söylemişti. Ya sen başkan. Sen işte 2010... Bu partilerin aldığı. Evet. Yani bu şeydir ama o 50'ye katlanarak giden rakamlarla gelir ve Ulusal Birlik Partisi'nin açıkçası Lefkoşa'da en yakın rakibine yaklaşık %50, mesela 3.660 bindir. Ulusal'da 6 milyon 154 bin kusur gidiyor. Ya 61 bin kusur gidiyor mesela. Yani neredeyse iki katına yakın, bir oy oranı var. Evet. Ve nedir? Ben hedefleri olan bir kişiyim. Hedefimi de belirledim. Lefkoşa'daki yerel yönetimleri de renkleri artık turuncu olacak. Peki. Ama onun olmasından önce tabii yerel seçimlerden önce konuşmamız gereken konu hükümet senaryoları. Çok ben hükümetin şekliyle ilgili çok ilgilenmiyorum sevgili Alihan. Ama yapılan açıklamalar var. Yani, hoş değil. UBP ile hükümet kurmayız, UBP ile görüşmeyiz şeklinde daha sandıklar kapanırkenden yapılan açıklamalar var ki hep söylüyorum. Evet. Görüşmeyebilirsiniz, yapmak zorunda değilsiniz ama hani halkın da bu yanda vermiş olduğu bir irade var. Evet. Parti içinde de bunların sorgulanıp tartışılıp bu şekilde karara bağlanması daha demokratik. Örneğin dün akşam CTP parti içinde bunu tartıştı. Evet yapalım diyenler vardı, hayır yapmayalım diyenler vardı. Karar yapmayalım yönünde tecelli etti. İşte bu akşam Demokrat Parti bunun toplantısını yapıyor ama... Bunlar olmadan işte yapmam etmem şeklindeki açıklamalar açıkçası Kıbrıs Türk demokrasi tarihine bir kara leke olarak düşmüş durumda. Bakın sevgili Pehlivan, kimse kimseyle koalisyon kurmak zorunda değil. Ama siz bu toplumun %36'sına vebalı muamelesi yapamazsınız. Siz bu toplumun %36'sını görmemezlikten gelemezsiniz. Aynen sizin söylediğiniz gibi bu da siyasi tarihe düşecek olan bir kara lekedir. Bunu kabul ederim. Ama tek şunu söyleyeyim sevgili Pehlivan. Dün yine burada sanayi bölgesindeydim. Burada yaklaşık olarak 7-8 tane çok ciddi partilimiz de biz bu bölgede sanayi bölgesinde birebir çalıştık seçim sürecinde. Bunlara da teşekküre gittim. Ben aynen söyledikleri şu. Sayın Başkan, koalisyona girmesinde de çok önemli değildir. Bu yapıyla en fazla 4 ay gider. 4 aydan sonra erken seçim olur ve Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidara gelir. Gelir gelmez. Bu bizim çalışmalarımızı gösterecek. Ama esas olay şudur. Bu toplumu ötekileştirmeye sevgili Pehlivan kimsenin hakkı yoktur. Kimse bu toplumun %36'sına vebalı muamelesi yapmasına ben müsaadem yoktur. İzin de vermem ve bunun da mücadelesine son dakika kadar devam edeceğim. Sakın benim bu mücadelemi de aşağı olarak düşünmesinler. Aman illaki gardiyan olup hükümete girmek ister, hükümetin bir tarafı tutmak ister diye bir derdim de yoktur. Ama kimse Ulusal Birlik Partisi'ne gönül veren, oy veren kimseleri ne eğitimiyle, ne duruşuyla, ne milli duruşuyla, ne de kalbinden geçen kişilerin verdiği destekten sonraki çizdikleri yolla ilgili kimse sorgulayamaz ve kınayamaz. Benim bugüne kadar ve Ulusal Birlik Partisi'nin bugüne kadar buna benzer bir açıklamasını kimse duymamıştır. Bu tarihten sonra da duymayacaklar. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin herkese saygısı vardır. Hiçbir zaman Ulusal Birlik Partisi ben bundan koalisyona girmem, bundan yapmam diye bir şey söz konusu değildir. Hatta Ulusal Birlik Partisi DNA'sı, mayası, görüşü, vizyon, misyonu ters olan bile Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne 8 ay katlanmak zorunda kaldı bu ülkede. Sırf halka göstersin. Denedik. Ama olmadı. Bakın, siz önce programın girişinde şunu bahsettiniz. İşte Demokrat Parti'den bir milletvekili, Halkın Partisi'nden iki tane milletvekili ayrı görüştüm diye. Bunlar da bizim dostumuz. Ve ben şunu söyleyeyim. Şimdi ben çok merak ediyorum. Ne dedi Sayın Özersay? İşte 3 kişiyle ilgili biliyorsunuz bir süreç başlattı. Ve Özersay kalkıyor ve Ulusal Birlik Partisi'nin iradesine müdahale etmeye çalışıyor. Ne diyor? Özgür Gün olmazsa diyor tekrar koalisyona görüşebiliriz. Ben de soruyorum. Sen kimsin de benim partimle ilgili yargı yapabiliyorsun? %35 oy almış bir siyasi partinin genel başkanından bahsediyorsunuz siz. Yani onları istedi diye biz başkan mı değişeceğiz? Onları istedi diye biz düşüncelerimizi mi değiştireceğiz? Hayır, Ulusal Birlik Partisi'nin yolu birdir, düşüncesi tektir. Kursunlar hükümeti, yargılasınlar. Yapsınlar. Bakın sevgili Pelham, bakın. Yani deseler ki Ulusal Birlik Partisi sen amuda kalk yürü, da hükümete ortak olun, biz amuda mı? Hayır. Bizim duruşumuz, çizgimiz 42 yıldır değişmedi. 11 Ekim
75'ten bu yana Ulusal Birlik Partisi'nin ne rengi değişti, ne logosu değişti, ne ablemi değişti, ne vizyonunu ne iş yaptı, ne de yanına çiçek, böcek, kuş almadı. Ulusal Birlik Partisi kurulduğu günden beridir hala daha çizgileri ve şekli düşüncesiyle de aynıdır. Ve birleşik milleşik bakın, olmadı. Hiçbir zaman ek, başak, çiçek, böcek resmi dahi almadı ablemi. Ablemi ulusal mı ulusal hiç? Hiçbir şey. Hayır. Hiçbir güçler, tek müşler. Ulusal Birlik Partisi. Yeni güçler, karışık güçler, bitişik güçler. Veya Zorlu Bey'in söylediği gibi bulaşık güçler. Mesela Zorlu Bey onu söylüyor. Burada da selam olsun Sayın Töre'ye. Tekrar hayırlısı olsun diyorum kendisine. Neyse tabii ki şaka kısmındayız sevgili Pelivan. Şu var. Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en büyük siyasi partisidir. Biz muhalefetteysek eğer, evet biz muhalefetliğimizi de yaparız. Sıkıntı yok. Ama kalkıp da şu olmazsa, şu olmazsa, sen şart kuşak kurumda değilsin. Sen bir sonraki seçimi düşünmeye başla. Ben düşünmeye başladım. Çalışmalarıma da başladım. Tüm örgütlerim şu anda teyakkuzdadır. Ve bu tempom daha da artacak ve ben hedefime yükseliyorum. Ha başka bir bilgi. O kadar bir hükümet kuruldu ki, o kadar bir kendilerinden eminkiler, dört büyük ilçenin belediye başkanlıklarında bölüşmüşler aralarında. O yönde haberler çıktı. Haberler çıktı, sosyal duyduk, medyada ben okuduk, de gördüm. Gördük, duyum da var bu konuyla ilgili. Yani açıkçası, söylenen şu işte, dört parti, Ulusal Birlik Partisi ve Yeni Doğuş'u dışarıda bırakıp bir koalisyon hükümetiyle Haziran yerel seçimlerine kadar koalisyonu devam ettirecekler. Haziran'daki yerel seçimlerin ardından da tekrar bir erken genel seçimle seçime gidecekler. Ama bu arada yerel seçimlerde Gazi Mağusa'da Cumhuriyetçi Partisi, Lefkoşa'da TDP, Güzelyurt'ta Demokrat Parti ve Girne'de de Halkın Partisi'nin yerel yönetimlerde çıkaracağı adayları blok olarak destekleme. Bu kadar büyük bir cepheleşmenin Ulusal Birlik Partisi'nin karşısında neye yorarsınız? Niçin böyle bir şey oluyor? Şimdi bakın. Yani olabilir, olmaz diye bir şey yok. Seçim ittifakları yapılır. Zamanında UBP ile DP seçim ittifakı yaptı. Evet. Başka partiler yaptı. Bunlar olabilecek şeyler. Sevgili Alem bak. Ulusal Birlik birçok yavru doğurdu. Biri hayatta kaldı. Bir geri kalan hepsi de tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Hiçbirinin Ulusal Birlik Partisi kadar güçlü bir tabanı yok. Hiçbirinin Ulusal Birlik Partisi gibi örgütsel yapısı yok. Hiçbiri Ulusal Birlik Partisi kadar siyaset tecrübeye sahip bir siyasi parti değil. Sadece Facebook'ta, sosyal medyada klavye kahramanlığı yaparak belli bir yerlere kadar gelmiş veya tüm siyasi partilerin zaman içerisinde kırdırdıkları, küsülenler, üzülenlerin topladıkları ama hala daha Kıbrıs konusunda bile bir açıklama yapamayan, hala daha tarım politikasıyla ilgili, diğer politikalarla ilgili tatminkar bu halkı anlatamayan kişilerin mesela oluşturduğu bir grup. İttifak tabii ki doğal olacaktır. Ama ben korkum başka bir şey. Bugün, dün sevgili Alan yine Diyalog TV izliyorken bir haber. Anastasiadis açıklama yapıyor. Ulusal Birlik Partisi'nin birinci parti çıkmasına son derece üzüldüğünü söylüyor. Yani eğer biz Anastasiadis'i üzmüşsek ne mutlu bana. Biz üzülmeye de devam edeceğiz. Ve bu kadar netim. Eğer Anastasiadis'in mutlu olacağı bir koalisyon varsa halkımızın da artık bu konuda gözünün açmasına arada, dikkatli olmasını istiyorum ben. Bu arada sosyal medyadan inanılmaz yine bu akşam da inanılmaz bir izleyicimiz var. Canlı yayınımızı Diyalog TV'nin sayfasından Sarayönü Gazetesi bizim kendi sayfamız. Oradan takip edebilirsiniz. Girne Ulusal Birlik Partisi'nin ilçe başkanı Serdar Özbekoğlu. Sadık Başkan'ı tebrik ederim, yayınlar dilerim. Serdar Özbek de fena çalışmadı ben gördüm. Serdar Başkan da çok genç, dinamik bir başkan. Dinamik ve enerji getirdi Girne'ye açıkçası. Gerçekten enerji getirdi. Inanırım. Yani bir fark yarattı. Kesinlikle fark yarattı. Yaratmıştır. Ve konuşmalarını ben gerçekten çok beğendim. Çok heyecanlı. O da senin gibi gençlik odalarından gelen bir arkadaş. Evet. Önem Asaoğlu diyor ki, Lefkoşa belgesinde mevcut vekillerin kalması, Aydın Soyer, Saffet Nadiri gibi genç adayların seçilmemesine neye bağlıyor Sadık Başkan? Mevcut vekillerin kalması bir başarı mıdır diye soruyor. Şimdi bakın burada 7 Ocak'ta bir seçim oldu ve tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tek bölge seçim sistemi olarak sandığa girdi ve oyunu kullandı. Şimdi bu başarı mıdır, başarısızlık mıdır? Eğer ben başarılı dersem, kaybeden üzülecek, başarısızdır dersem de %35 bize oy veren halkı gücendirmiş olacak. Ama mevcut bakın, vekillerinden seçilemeyen bakın, oldu. Bakın. İlk defa milletvekili olan da var. Bakın Olgun bir Olgun Bey. Olgun Bey girdi. Ve şunu söyleyeyim. Bu Ulusal Birlik Partisi tabanı
veya sempatizanlarının bazı kalıtsal özellikleri var sevgili Pehlivan. Nedir bunlar? Bunları çözebilen bu siyaset arasında başarılı olabilir. Ulusal Birlik Partisi tabanı elini sıkmadığı, gözünün içine bakmadığı kişiye kolay kolay oy vermez. Ulusal Birlik tabanının kalbine girmemişseniz size kolay kolay oy vermez. Ama unutmayın ki bu seçim sistemi ilk değil ve Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar herkesi tek tek dolaşma şansınız fazla yoktu. Ben kaybeden adaylara diyorum ki kaybetmediler. Yeni bir siyasi yaşantılarının ilk günü olarak yola çıktılar diyorum. Ben bugün kaybeden birkaç arkadaşımla görüşüm lafı koşular. Onlara da dedim ki sakın pes etmeyin. Çünkü bu bir ilk yarıştı. Ve düşünün ki bir milletvekili veya bir bakan sevgili Pehlivan bu seçim sisteminde yeni adaylara göre en az 4-5 adım önde başlamıştır bu yarışa. Bakanken bölgeye gitmiştir, çalışmalar yapmıştır, orada birçok insanla tanışmıştır, milletvekilidir, bölgeleri defaken turlamıştır, birçok insanları gezmiştir. Ama yeni adayların onlar gibi önceden Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar gezmeleri de çok da kolay değildi. Ama seçim sürecinde işte 1,5 aylık bu hızlı maratonda onlar da birçok arkadaş edindiler, onlar da birçok çevre edindiler. Onlar da artık halkın, yani Yeşilırmak'taki Ayşe teyzenin, Dip Karpaz'daki Hasan dayının da artık nesnediklerini iyi biliyorlar. Ve hepsine de söylediğim şudur, durmak yok. Yola devam arkadaşlar. Peki, yılmayacaksınız şimdi, ve bunu artık devam ettiğinizde bir sonraki seçim çok uzun değil. Başkan, çok sorular geliyor. Geçin. Kısa kısa gideceğiz. Çünkü sosyal medyaya yapılan yorumları ben o an okursam okurum. Yenisi geldi mi gidiyor, canlı yayında göremiyorum. Sonra sorumu okumadın diye bize kızıyorlar. Orhan Sönmezler, Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidara gelsin demiş. Yalkın 800, başkan bir tanesin demiş. Hülya Özkoyuncu, bravo başkan demiş. Hı-hı. Osman Nazlı, ikinize de kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Biliyorsun Osman Nazlı da şikecidir. Çok şike yapan adamlardan. Sevgili Osman. Peki, Sadık Başkan'la bu yolda yürümek Gönyeli gençler için onur vericidir. Bir süreçti demiş Şenol Bayur. Bert Ujeri tek başına iktidara başkan demiş. İyi yayınlar demiş İbrahim Kuyucuoğlu da. Ama önce yazılan mesajlar gitti. Onları kaçırdık. Messenger'dan gelenler var Sadık Başkan. Müsaade et onları da bir okuyalım. Çünkü çok geliyor okuyamıyoruz. Sıkıntı oluyor. Oh. İnanılmaz. Yine bu akşam harikasınız sevgili izleyenler. Şu bir haftada inanın mesaj rekorları kırıyoruz. Hala daha seçim gecesinden okuyamadığım mesajlar var. Toplam dün birazcık vaktim oldu bakabildim. İki günde, üç günde yemin ediyorum 5.000 lira, 10.000 lira geçen bir mesaj geldi. Çok ciddi bir trafik var. Şimdi Messenger'ımızı açtık. Cuma Ülker, bağımsızların diğer bölgelerden aldığı oyları bize göndermiş. Neden çizelgede bağımsızların diğer bölgelerden gelen adayları yok diye sormuş Cuma Bey. Niye bilmem. Cuma Ülker soruyor. Ali Kemal Çınar abimiz diyor ki selam saygılar, süreklici bir söyleyişi, başkanın hakkı ödenmez. Bu arada Ali Çınar'ın hazır mesajı gelmişken sevgili yönetmenime de o mesajı ileteyim. Seçim öncesi biliyorsunuz bu ekranlarda seçim tahminleri verdik. Herkes tahminini verdi, gönderdi. Biz de onları yayınladık. Onlara da inanın daha bugün bir kısmına bakma şansım oldu çünkü binlerce var. Ama şu ana kadar yakalayabildiklerim içerisinde en yakın tahmini Ali Kemal Çınar verdi. Şimdi sevgili Serkan yönetmenimden rica ettim. Biraz sonra sizlere ekrana getirecek. Ali Şahin diyor ki, Ali Han Bey seçim sonuçlarını iyi analiz ederseniz iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin seçim sistemine göre yandaşlarına mühür kırdırarak karma oya kendilerine oy istediklerini ve bu sonuçlarla partinin 27-29 milletle çıkarma ihtimalini kaybetmiş oldu. Başkana bu konuda fikrini sorar mısınız demiş Ali Şahin. Ben bu konuyla ilgili zaten birkaç kişiyi tespit etme gerekeni yapıldığını hatırlıyorsam programın başında. Program başında söyledi. Söylüyorum. Peki Hasan Paksoy diyor ki iyi yayınlar Sadık Başkan'a, en derin sevgiler. Emel El Hamid selamlarını gönderiyor. Timuçin Boğa bir paylaşım gönderdi. Dörtlü hükümet olursa ne olacak diye.
bir paylaşım var. Onu bizlere göndermiş ve yayınımızı izlediğini belirtmiş. Ona da buradan sevgilerimizi gönderelim. Sadık Başkan'a sor, Timuçin Örgüt Başkanlığı'na hazırdır diyor. Çok güçlü bir örgüt kuracakmış Timuçin de. Halil Zeynep Güllü mesajlarını, sevgilerini gönderiyor. Sevgili Alihan kolay gelsin, iyi programlar. İlçe başkanımıza tebrikler, başarılar dilerim. Selamlar diyor. Londra'dan geliyor Zeka Uçer'in mesajı. Buğra Acar, Sadık abime çok selamlar. Güven Arıklı kendisine yerel seçimlerde aday olması gerektiğini söylemişti. Kendisi bu konuyu düşündü mü? Şahsen Sadık abim gibi birinin mutlaka belediye başkanı olması gerektiğine inanıyorum demiş. Salih Öztel yayınımızı izliyor. Sabun Göksu yayınımızı ilgiyle takip ettiğini söylüyor. Şu bitiremeyeceğim. Yani bunları okursam herhalde 45 dakika bitti zaten. Bitecek. Birkaç mola vereyim. Bu arada Ali Çınar'ın şey hazır mı? Sevgili Serkan hazırla sen onu. Onu da vermiş olalım. Mehmet Paksoy da yayınımızı izliyormuş. Size selamlarını iletiyor. Sadık Erdoğanoğlu'nun gönlünden geçen bir koalisyon modeli var mı? Çünkü siz diyorsunuz ki olmasak da olur ama günün sonunda yerel seçimler var. İşte Ocak ayının bugün 10'u, 20 gün sonra Ocak ayı da bitti. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 5,5 ay. 5,5 ay. Yani muhalefette de gireriz, iktidarda gireriz bizim için fark etmez mi diyorsunuz? Veya bakın, bir koalisyon modeli gönlünüzde var mı? Bakın tabii ki bana göre, kendime göre eğer bir koalisyona gireceksek bu koalisyonun bana göre en mantıklısı ve en sıcağı olan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'dir. Yani bugün ben böyle kurma şansım olsaydı ben teklifimi bu iki partiye yapardım. Çünkü sonuçta görüş olarak birbirlerinden çok uzak olan siyasi partiler değiller. Ama illaki yerel seçimlere de iktidara gireyim diye de bir düşüncem de yok sevgili Pehlivan. Sonuçta eğer siz bugünden altyapınızı kurmuşsanız, çalışmanızı yapmışsanız ve halkın kalbinde yerinizi almışsanız iktidarda olup olmamanız çok da önemli değil. Bugün bakıldığında az önce Buğra arkadaşım da sana bir soru yöneltti. Sadık Erdoğan'ın Lefkoşa Türk Belediyesi'nin adaylığıyla ilgili evet bir iki öneri oldu. Birçok öneri oldu. Örgütlerden gelen, yönetimlerden gelen öneri oldu. Her zaman ben şunu söyledim arkadaşlar, ben bu değerlendirmeyi 7 Ocak tarihinden sonraya bırakacağımı söylemiştim ve yine önce hükümet oluşumları bir tamamlansın, partiler tam olarak yerine otursun. Günü gelinde eğer böyle bir şey, bir görev hayız olursa da çıkar görevimizi yaparız. Bu peki, kadar sıkıntımız yok. Sevgili yönetmenim Ali Çınar'ın tahmininin hazır olduğunu söylüyor. Şöyle bir verelim Ali Çınar'ın tahminini. 7 Ocak için yapıyor bu tahmini. 28 Temmuz'daki seçim sonuçlarını da buraya yazmış Ali Çınar. Bu da 7 Ocak için yapmış. Ulusal Birlik Partisi 21 milletvekili. Karşısına yazmış dikkat etsen yüzdelikleri de. Yüzdelikleri de yazmış. Katılım oranı %72 demiş. Birazcık katılımda. 67'lerde kaldı. 67'lerde kaldı. 72'lere çıkmadı ama yani yine de 3 aşağı 3 aşağı 5 yukarı. TKP'yi %5, HP'yi %10, TDP %8, DP 7, UBP 36 ki 36, CTP'de 21 ki 21 tutturmuş Ali Çınar. Evet Ali Çınar'ın... Bir de sevgili Pehlivan, özellikle seçim gecesi, seçim döneminde biliyorsunuz ki Türkiye'den gelen gezici anket şirketinin yapmış olduğu son anket vardı ve yine de zannedersem en doğru sonucu da bulan anket şirketi ama oldu. Ama gezicinin anketinde bugün itirazlar vardı. Mustafa Baturalp beni aradı özellikle bugün konuştuk. Demokrat Parti baraj altındaydı. Demokrat son anketi, son anketinden bahsediyorum ben. Son anketinde yani hemen hemen yüzdelikleri yakaladığı gibi hatırlıyorum ben. Tabii aşağıyla ilgili değil. Ben Ulusal Birlik Partisi'nin, Cumhuriyet Türk Partisi'nin ve Halkın Partisi'nin alacak oranlarına bakıyordum. Daha altına baktım değil. Of, bunlara cevap vermemiz lazım. Çünkü verelim. Vermediğimiz zaman kızıyorlar. Yalçın Koçyiğit. Adana'daydı. Geldi mi Yalçın Koçyiğit? Gelmiş galiba. İzliyorum demiş. İnşallah Mevlüt eli boş gelmemiştir. İnşallah eli de boş gelmemiştir Yalçın Koçyiğit'in. Değil mi? Adana'dan gelen bir insan eli boş gelmez yani. Ha. Gelirken bir tatlı matlı bir şey getirmiştir Yalçın Koçyiğit.
Yani ne getirdim merak ediyoruz. Mevlüt Avcı ben de izliyorum demiş. Yalçın Koç'u tekrar mesaj atmış. Demiş ki ben seçime hazırım demiş. Peki. Süleyman Ayşe diyor ki halk sana oy verdi, görev verdi ama sen kendi egolarına devam ediyorsun. Nereden geldiğini, kim olduğunu unutmayacaksın. Nerenin tabanı olduğunu da unutmayacaksın. Siz bu kafayla gittiğiniz sürece Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidara gelecek. Doğru. Bu söylemlerin çıkmasından beri bu çok konuşulmaya başlandı. Yani hakikaten duyuyoruz. Ulusal Birlik Partililer sosyal medyada özellikle seçim olsun tek başına iktidara gelsin diyorlar. Siz nasıl bakın, bakıyorsunuz bu fikirlere? Ulusal Birlik Partisi tabanına şu anda 4 parti iyilik yapıyor sevgili pehlivan. Şu anda yani 7 Ocak seçiminde Ulusal Birlik Partisi tabanı ve sempatisi zaten kendini ispatlamışken bu dıştan gelen saldırılarla ilgili veya Ulusal Birlik Partisi'nin yok etmeye yönelik çalışmalara ilgilere karşı devam ettiği sürece onun için ben de biraz önce diyorum artık hedefim %40'tı diyorum Lef Koşu'da ve birçok partili şunu söylüyorlar. Başkan bırak kursunlar 4 ay sonra seçim olacak Ulusal Birlik Partisi tek başına gelecek. Mesela bugün sevgili meslektaşın Mustafa Alkan'ın bir paylaşımı vardı. O da çok enteresandı paylaşımıyla ilgili. Bakanlıkları dağıttı. Olmazsa dedi UBP tek başına. 5 ay sonra hepsi UBP dedi. Bakın dün az önce bir şey bahsettim. Ben dün sanayi dedim ve 7-8 partiyle ilgili burada teşekkür etmiştim. Sanayi bölgesimize gezdirenlerle ilgili. 7'sinin de bana ortak şeyi şuydu. Bırak başkan bundan sonra Ulusal Birliğe saldırmaya devam etsin. Saflar sıklaşmaya başlıyor. Ve biliyorsunuz ki halk mağdur olan yanındadır. Ve saflar daha da sıklaşıyor. Peki. Şu anda yüzlerce mesaj. Mesut Yiğit diyor ki halk milletin vekili seçiyor, yarış atı seçmiyor. Başkan doğru. Seçimleri yarış atı yarış gibi mi bakıyor demiş. Hayır. Ulusal Birlik Partisi büyük parti, kimseye yalvarmaz. Kurabilirse kuramazsa da muhalefette düşerse de aslanlar gibi dük durur. Durduğuyla tek başına iktidar olur diyor Yalçın Koçyiğit. Kadir Akar diyor ki sevgili Alihan kurar kurmazlarsa sineği millete gideriz. Tek başına iktidar oluruz diyor Kadir Akar. Cüneyt Ercan Sayın Başkanımızı belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Yola devam etsin diyor. Bir izleyicimiz diyor ki Demokrat Parti'den milletvekili olduğu adayı olan ismini burada zikretmeyelim şimdi konuşup konuşmadığını bilmiyorum ama falanca ile görüştüm. Hükümet konusunda kesinlikle Ulusal Birlik Partisi ile sağ hükümetin kurulmasından yana olduklarını söylüyor. Mehmet Paksoy Sadık abi geleceğin milletvekilidir diyor. Mustafa Peki Alihan Bey yayınlar diyor. Ona da teşekkür edelim. Savun Göksu Sadık Başkan'a benim selamımı gönder diyor. Gönderelim. Halil Zeynep her şeye rağmen inşallah tek başına iktidar gelir diyor. Lefke'den Mehmet Kaya Urfa Hodri Meydan diyor ki Reşat Akar'ın sözlerini yazdı. Hodri Meydan şarkısı bu seçimlerin en önemli şarkılarından bir tanesiydi. Muhittin Tolgöz sayılan bizim telefona bakan fotoğrafımızı başımızın kel olan bir fotoğrafını bize göndermiş. Muhittin Özsağlam'a teşekkür ediyoruz. İsmet Bayrakçı Karizma diye bize yine ekrandan bir fotoğraf göndermiş. Şebnem Boran Sadık Bey'e çalışmalarında başarılar dilerim demiş. Her şeye rağmen parti bize birinci parti çıkmasındaki emeklerinden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dilerim demiş. Erek Çağatay sağ olasın çok teşekkür ederim. Diyalog TV'yi izledim sana minnettarım görüşelim demiş. Erek Çağatay kardeşim milletvekilliğin hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Alihan iyi yayınlar demiş mesaj gelmiş. Mustafa Kemal tebrikler Alihan kardeşim Sadık aldığı sorumluluğu eksiksiz yerine getiren bir insandır. Öğrencim iken de lider ruhu vardı. Yolu açık olsun halka hizmette yorulmak olmaz. Cumhur'un kararına saygı esastır. Adalet mülkün temelidir. Sevgilerimle eğitimci Mustafa Kemal hocamız ellerinden öpüyoruz. Onun da Sayın Başkan'a bir sorun var. Bazı aileleri Kıbrıs vatandaş eşlerini yurt dışında bıraktılar. Buna çözüm isterik acil demiş. Mehmet Bey, Paksoy gene bir mesaj göndermiş. Biz hükümete girmeyelim. Sadık abiye selam söyle. 4 ay sonra tek başımıza iktidara gelecek demiş. Sevgili Pehlivan mesajı da görüyoruz. Şahap Tokatlı bir çıkartma göndermiş. Ne kadar birleştiğini, ne kadar birbirine kereklendiğini görüyorsunuz.
Benim anlatmaya çalıştığım bu. Yani şey gibi oldu bugünkü program. Sadık Başkan karşımda duruyor. Konu ben soru olarak soracağıma buradan gelenlere okuyorum ama buradan da gelenlere cevap vermediğimiz zaman olmuyor. Olumlu veya olumsuz insanlar bize kızıyorlar. Cüneyt Ercan diyor ki Sayın Başkanımızı belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Kendisini çok seviyoruz diyor. Teşekkür ederim. Bir başka izleyicimiz diyor ki tam bir saat önce Kızılbaş Ulusal Birlik Partisi örgüt binasının hemen yanında, yol kenarında, boş arazide yaklaşık 40 dakika boyunca araba içinde telefonla konuşuyordu Kudret Bey. Acaba kiminle konuşuyordu? Peki. Mesajımı okumadın demiş. Mesajın ne yazdın ki? Belki de Ulusal Birlik'e ne kadar saldırılacaklarının belki de projesini yapıyordur. Kim bilir. Seçim süresi boyunca Sayın Başkan ile genç saatlere kadar birlikte çalıştık ve Sayın Başkan'ın kendine adaymış gibi hatta daha fazla bir efor harcayarak seçimi partimizin imza atmış olduğu bu başarıya büyük katkı koymuştur. Sadık Başkan'a ve ekibine teşekkür. Sadık Başkan'ın ekibinde çalışmak bir şereftir diyor Muhittin Özsağlam. Başım üstüne. Ama son gece erken gitti. Onu ben biliyorum. Yani gelen mesajların son şimdi... gece Muhittin erken gitti çünkü ertesi gün sabah sabah beni aldı ve 219 sandığı beraber dolaştık. Kolay bir bünye değildi. Kolay bir süreç değildi. Peki. Uf çok geldi ya. İbrahim Şaban bu defa tek başına iktidar diyor. Muhammed Kırmızıyüz İskele'den iyi yayınlar. Diyalog TV'yi hep izliyoruz. Alihan Bey Allah YDP'nin yanında olsun demiş. Ben de Alihan okudum. Allah YDP'nin yanında olsun demiş. Peki. Göksu Erbay biriz demiş. Serkan Çakır Türkiye Cumhurbaşkanı talimat verdi. Seçim yok demiş. Salih Kantara, mükemmel yayın sunuyorsunuz. Ulusal Birlik Partisi hükümeti kurar. Sadık abimiz gibi çalışkan, emek harcayan, yürekten Ulusal Birlik Partisi olan herkes olduğu sürece biriz tebrikler demiş. Oh, dünyada bir örneği var mı? Halkın Partisi diye bir parti ilk seçimde %17 olacak. Sonra da ben koalisyona girmem diyecek. Ne bekliyordu? Halk ona o kadar oy verdi, onu yapacak. Halkın Partisi'ne oy verenlere ihanet olur. Niye hükümete gelmesinler ki demiş. Sevgili Alan, kurar kurmazlarsa sineği millete gideriz demiş. Oo, hep sineği millet var. Sadık, süre geçiyor. Şimdi anladığım kadarıyla Ulusal Birlik Partisi'nin tabanında bu son açıklamalar belki de seçim öncesi bile olmayan bir birlikteliği ateşlemişe benziyor. Kesinlikle, ateşledi. Yani şu anda benim bana gelen, çığ gibi gelen ve hala da gelmekte olan mesajlar işte sineği millete gidelim. Var bak sineği millete gidelim hı hı. diyorlar ki daha yeni milletvekilleri mazbatalarını almadılar. Ama şunu bir konuşalım Sadık Başkan. Şimdi sineği millet öyle böyle. Siyasette her şey olabilir. Bütün bu formüller açıktır. Her türlü formül. UBP'de hepsi açık. Demokraside var çünkü bu. Ama şu anda 2018 bütçesi geçmedi bir... Bugün itibariyle Sayın Serdar Denktaş haklı çıktı ödemeler noktasında. Bugün itibariyle sıkıntılar başladı. Tamam. Bu iki. Bugün bir seçimin maliyeti, sandıkların kurulması, sandık görevlerinin ödenmesi, milyonlar. Seçim kurulunun bunu yapması milyonlar. Üç, dört, bir seçimden sonra bir hükümetin, bir meclisin kurulabilmesi çok bir zaman alıyor. Mesela şimdi... Aralık ayında bütün devlet daireleri kapandı. Ocak ayının 10'u oldu. Daha hiçbir şey yok. Tak meclis kurulsun. Hükümet bilmem ne hükümet olsun. Hükümet programı, güven hükümet oylaması, bütçe. Şubat'ı bulacağız. Mart'ı bulacağız. Yine kapalı dükkanlar. Bizim ülkemizin böyle bir zenginliği var mı? Böyle bir gücü var mı Sadık Başkan? Şimdi tamam sineği millet o bu. İşin bir tarafı. Ama bir de bu tarafına bakalım. Eğitimde, sağlıkta, projeler... Bakın son 44 yılın en kurak yılını geçiriyor. Dünya, küresel bir ısınma var. Geçen sene böyle zamanlar kar vardı bu ülkede. Bırakın karı, şey yağmur bile yok. Yağmur bile yok. Yani böyle bir ortamda tekrar seçim, tekrar bilmem ne, katılım %65. Bunlara ne diyorsunuz? Yani tamam, Ordu Meydanı, Ordu Meydanı. Zaten Reşat Akar şarkıyı yaptı, korus klibi gider. Ama yani ne olacak? Bu ülkenin böyle bir parası var mı? Bu ülkenin beklemeye taahhüdü var mı? Su tarlalara ulaşmıyor. Barajda kaldı. Elektrikte kablo var. Doğalgaz araması var.
Bunlar hepsi ulusabilirliğin projeleri zaten. Hep Ulusabirlik Partisi'nin başlattığı projeleri bunlar. Ama hepsi yarım kaldı. Ama şunu söyleyeyim, çünkü seçim araya girdi. Sevgili Pehlivan, bence bu sorularınızın muhatabı şu anda 4 siyasi partinin başkanlarını bu üst üste çağırdığında sormanız gerekiyor. Bu ülkeyi niye bu kadar ön yargılı yaklaşıyorlar? Bakın, bu ülkede bir yargı var. Eğer iddiattığı kişilerin bir hukuksuzluğu varsa zaten bunun cevabını yargı verecek. Bunu siz ekranlardan çıkıp da bir şov malzemesi haline getiremezsiniz. Bakın, bu saydığınız sorunlar olsa bile partisi iktidarı 15 günde geçer. Çünkü hükümet yönetmek ciddiyet ister, hükümet yönetmek bilgi ister, hükümet yönetmek Ali Han Bey tecrübe ister. Şimdi sen bir şey atladın. Yeni hükümet kuruldu. Şey içinde atlamış olabilirim normal. Hayır hayır, mesajlardan demiyorum. Söylerken. Müdür müsteşarlara hiç değinmedin. Bir de onların atamaları başlayacak. Değişiklikler başlayacak. Ve ki şu anda Mart. özellikle parlamentoya yeni giren siyasi partilerin ne kadar çok bol keseden sözler verdiğini de hepimiz iyi biliyoruz. Ve şimdi onların kapılarında yüzlerce insan şu anda yığılmaya başladı. İşte sen bana müdürlük sözü verdin, sen bana müsteşarlık sözü verdin, sen bana amirlik sözü verdin diye. Bir de bunlar atanacak ve daha bunlar ta işi öğrensin. Seçim yasakları ve seçim. Bak, hoş geldin Alihan Pehlivan. Anlatmaya çalıştım benim şudur. Bu ülkede hiçbir siyasi parti yargıç değildir. Hiçbir siyasi parti bu ülkenin %36'sını görmemezlikten gelemez. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Sineğin milletvekilisine söz konusu değildir. Ulusal Birlik Partisi girer meclise %36'nın hakkını muhalefette bile olsa sonuna kadar savunur ve hakkını korur. Ama anlatmaya çalıştığım şudur. Eğer bu şekilde yürüyorlarsa, bu şekilde dörtlü parti kuracaklarsa kursunlar, bizim başımızdan hiçbir sıkıntıları yoktur. Ama bu kuracakları yapıyla bu ülkede ne bir bütçe yapabilirler, ne de bu ülkeyi haziran sonuna kadarki süreçte taş üstüne taş koyacak şu şekilde hiçbir icraata imza atamazlar. Neden atamazlar? O zaman niye gelecekler? Bakın, yani icraat bakın, yapmayacaklarsa bakın, niye kurulacaklar? Sadece tek hedefleri var, tek bir şeyleri var. Gerek seçim sürecinde olsun veya şimdiki süreçte olsun. Sadece Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanına karşı bir saldırı var. Ulusal Birlik Partisi'nin icraatlarıyla ilgili hiçbir konuşan yok. Ulusal Birlik Partisi'nin başarılarını anlatan yok. Veya Ulusal Birlik Partisi hükümetteyken şunu kötü yaptı diyen yok. Tek bir hedef vardı. Sayın Özgür Gündü genel başkanım ve Ulusal Birlik Partisi Sayın Özgür'ün başkanında %36 oy almış ve 20 bin milletvekili çıkarmış bir kişiyse zaten sen halkın vicdanında bunu temizlemişsin. Sen neyin peşindesin? Eğer varsa bir şey yazarsın iki satır meclise, dersin ki dokunulmazlığı kaldırıyorum yargı. Yargı karar versin. Sen yargı değilsin. Sen şart koşamazsın. Mahkeme gibi. Mahkeme gibi. Sen şart koşamazsın. Sen kimsin ki şart koşacaksın? Özgür Gün yoksa diyor ben korsam. O zaman kurmamışım da. Yani sen şart mı koşacaksın? Koskoca Ulusal Birlik Partisi'nin sen de karar vereceksin koalisyon şartlarına. Şartları biz koruruz sevgili Pehlivan, onlar değil. Ben de diyorum ki kurun, biz diyoruz otur meydan. Tam müdürünü müsteşarını atayasın. Bu ülkenin 6 ayını heba ettiniz. Ama bu saydığın sorunların hepsi Ulusal Birlik Partisi'nin iktidarı döneminde 15 günde aşılabilecek sorunlardır. Çünkü tüm kadrolar işini bilen kadrolar var Ulusal Birlik Partisi'nin. Bak, bütçeyi de açar, son bir şey söyleyeyim. Bütçeyi de avansını kullanır. Bu ülkedeki yatırımcıyı hiçbir zaman mağdur etmez. Ve ona göre de hemen Ocak sonuna kadar da bütçesini hazırlar. Çünkü bütçe hazırdır bizde. Hemen güven oylamasından sonra bütçe anında girer ve geçer ve işler kaldığı yerden devam eder. Bu kadar basit. Sadece 3 ay, bu yeni hükümet sadece 2,5-3 ayını müdür müsteşar atamalarıyla geçirecek. Yemin ediyorum ben bu programdan hiçbir şey anlamadım. O kadar çok SMS geldi ki SMS olmaktan ben ne sağdağa soru sorabildim ne bir şey. Senden bir ricam var. Halkı öne çıkar. İyi yayınlar. Bu ülkede tekrar seçim yapmak bu ülkeye zarar vermektir. Bu halka zarar vermektir. Adamlar çıktı koalisyonda yokuz dediler. Bunların yaptığını bu halka ihanettir. Ama tüm Ulusal Birlik Partisi kapılarını bunlara açmalı. Ülkeye sıkıntıya sokmamalı demiş. Bizde bir sıkıntı Kasım yok zaten. Erman. Şerif Dolu yayınlar Alihan Bey. Özersay bu milleti bu ülkeyi hiç düşünmüyor mu diyor. Çağırırız kendisine. Kendisine bu soruları sorarız ama sürenin sonuna geldik. Habere gideceğiz. Az sonra ana haberde Serkan Çelik arkadaşım Serkan Çelik. Sadık valla ben hiçbir şey anlamadım bu programdan. Hatta yine tekrarlarız. Sıkıntı yok. Tekrarlayalım çünkü çok SMS geldi. Belli ki Ulusal Birlik Partililer bu yapılan açıklamalardan çok ciddi rahatsız olmuşlar. Siz de zaten aynı rahatsızlıkları bugün yayında dile getirdiniz. Hı hı. Ben geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seçim zaferinize ötürü sizleri ve tüm ekibinizi kutluyorum. Mesajlar vardı okuyamadım, çok özür diliyorum. Çünkü sürenin sonuna geldik. Ana habere gitmem gerekiyor. Bir bugün... tırnak. Ben de Diyalog Meta grubuna
seçim boyunca tarafsızlık ilkesini bozmadığı için çok teşekkür ederim partim adına ve kendi adıma. Tabii bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bizim de günümüz güzel bir şarkıyla veda edelim istedik. Ben kamera arkasında, rejide, arka tarafta haber merkezinde, sokakta muhabir arkadaşlarımız, yüzlerce emekçi insan çalışıyor basın sektöründe. Yalnız diyalogta değil, tüm basın emekçileri adına Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Hapiste olan gazeteciler var, öldürülen, yaralanan gazeteciler var. Aramızdan ayrılan gazeteci büyüklerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yarın akşam aynı saatlerde yeniden görüşmek üzere. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz, yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Bankada parası olan kulları yazma, onlara aldanıp yolundan azma. Şehirden asfalt geçen yolları yazma, bir de bizim köyden eşek geçmeyen yolları da yaz, yaz gazeteci. Bahçendeki gülleri yazma, haksız yere genç öldüren elleri yazma, doğuda doktorsuz ölen kulları da yaz, yaz gazeteci yaz.